Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir salı günü diliyorum. Bu Arife gününde biliyorsunuz yarım günlük bir işlem günü olacak. Tüm işlemler 12.30'da sona erecek. Daha sonra da 10 dakikalık bir işleşme, yani 12.30'da bugünü kapatıyor olacağız. Haftanın geri kalan kısmı da tatil. 15 Nisan Pazartesi tekrar geri dönüyor olacağız. Yani baktığımızda global piyasalarda sakin bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Bizim için biz kapalı olduğumuzda iki tane önemli makro veri var. Birincisi Amerika'daki enflasyon verisi yarın açıklanıyor olacak. Bir de Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günkü faiz kararı. Ama bunlar dışında çok piyasaya yön verecek önemli bir gelişme olması beklenmiyor açıkçası. Biz ise geçen hafta Perşembe ve Cuma'dan sonra başlayan kuvvetli hareket bizim piyasalarımızda devam etti. Dolar TL'de bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. 32-17. Geçen hafta Perşembe ve Cuma 32 liranın altında kalmayı başarmıştı. Hafif bir yükseliş var. Bu doların global olarak kendi güçlülüğünden kaynaklanan bir hareket. Öyle düşünmek lazım. Tekrar hatırlamakta fayda var. Biz Türk lirasının reel olarak güçlenmesini bekliyoruz. Yani bu demek değil ki önümüzdeki günlerde doların 33-34 lira olmasını beklemiyoruz. Önümüzdeki aylarda enflasyonla paralel olarak hareketini devam ettirip sene sonunda 40 lira olmasını, o konuda herhangi bir değişikliğimiz yok, olmasını devam ettirdiğimizi söyleyebiliriz. Merkez Bankası ne bu dövizle devam edersek, Merkez Bankası'nda net döviz pozisyonunda 7.1 milyar dolarlık geçen hafta iyileşme var. Yani seçimden sonra çok ciddi, seçim öncesi çok ciddi kötüleşen net döviz pozisyonu geçen hafta bir hafta içinde çok ciddi şekilde pozitif bir momentum gösterdi. Bu 7.1 milyar dolarlık kısmı 1.4 milyar dolarlık kısmı altın değerlenmesinden. Yani ne demek bu? Merkez Bankası geçen hafta 5.7 milyar dolarlık döviz almış. Mart ayının tamamını döviz satarak geçirdikten sonra. Bu önemli. Yani bu hızla devam etmesini beklemeyebiliriz ama önümüzdeki dönemde de en azından 2024'ün başından beri kötüleşen döviz pozisyonunun iyileşmesi piyasalara olan güveni ve uygulanan orta vadeli plana olan güveni daha pekiştirecektir. Piyasalar kuvvetli, tüm genelle yayılmış bir iştah var. Gün içi volatilite çok daha azaldı. Yani benim beklentimin tam tersine genelde piyasalar pozisyon azaltarak girmeyi tercih ederler. 3-4 günlük kapalı kaldığımız zamanlarda pozitif bir şekilde bayram tatiline giriyor olacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize, ailelerinizle birlikte güzel bir bayram diliyorum. İyi günler, iyi seanslar şimdi de. Merhabalar herkese günaydın. Şirket haberi yok açıkçası bugün dikkatimi çeken. Geri alım programında da hani bir iki şirket var ama çok dikkat çeken yine yok. Açıkçası haber açısından oldukça durgun bir gün. Enerji sektöründen belki kısaca yine hani bir güncelleme açısından bahsedecek olursak. Odaş açıklamadı. Benim tarafta Aksa Enerji açıklamadı. Pardon. Evet, Aksa Enerji, Odaş, bir de Alarko. Bu üç açıklamadı. Alarko 18'inde açıklayacak. 18'inde işte 4,5 milyar kar bekliyoruz 4. çeyrek için. Aksa'nın Odaş'ta Nisan sonu gibi açıklayacaklar büyük ihtimalle. Burada Alarko iyi, Aksa iyi açıklayacak. Odaş'ta
yeni düzenlemelerin getirdiği enflasyon muhasebesiyle ilgili yani çok kuvvetli bir kar görmeyebiliriz açıkçası. Keşi olan bir şirket çünkü ağırlıklı olarak. O açıdan hani enflasyon muhasebesinin bu şirketlerde biraz olumsuz etkisini görebiliyoruz. Ama Favök olarak yani faaliyet karı olarak kesinlikle hani iyi bir kar bekliyoruz o tarafta da. Ya o zaten o da şey birkaç gündür söylüyorduk açıkçası. İyi seviyelerde olduğunu söylemiştik. Son birkaç gündür bir hareket var açıkçası. Yukarıya doğru 9 liralara bir hareket yaptı 8'lerden. Yani çok geride kaldı ve şeyi söyleyebiliriz. İlk çeyrekte üretim daha önce de söylemiştik. %40 üstünde gitti geçen senenin. Nisan'da da yine Nisan'da bir duruş olabilir bu arada ama yani yılın geri kalanında her sene bir aylık bir duruş oluyor ODAŞ açısından onu söyleyebiliriz. O açıdan da o da bir sıkıntı olmayacak. Geçen senenin kesinlikle üstünde bir üretim bekliyoruz ODAŞ'ta. Yani en kötü ihtimalle bile çok kötü gitse fiyatlar 60 dolarda gitse ki şu anda 60 dolar civarında elektrik fiyatları yani 2 milyar lira yapabilecek bir şirket. Favök olarak söylüyorum ki 2 ile 3 milyar arası bence en az 2,5 milyar bir Favök yapacak gibi duruyor. Oldukça iyi gidiyor operasyonları ODAŞ'ın. Ama bazen geride kalıyor fırsat veriyor. Geçen gün de söylemiştik 8 liralar fırsat vermişti gerçekten de. Hala da ucuz olduğunu düşünüyorum ben ODAŞ'ın bu seviyelerde. Alarko ile ilgili nötr görüşümüz var. Orada uzun vadede beğeniyoruz. Orta uzun vadede çok iyi görünüyor ama yani şu anda katalist eksikliği var gibi görünüyor açıkçası. Aksa Enerji en çok beğendiğimiz enerji hissesi zaten. Sahol'u beğeniyoruz. Zaten hani Sabancı'nın kârı gelmişti. 2 Nisan'da açıkladı. Biraz açısı zayıf gelmişti ama biz hani değerleme olarak çok uygun buluyoruz Sabancı Holding'i. Hala bu seviyeler iyi seviyeler bizce. Yani FK oranı olarak bile baktığımızda sadece 4'lerdeyiz. Yani oldukça iyi seviyeler ki şu anda holdinglere de ilgi oldukça fazla. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar, iyi seanslar. Arkadaşlar günaydın. Ben devam edeyim. Öncelikle tabii çok hızlı bir toparlanma yaşandı. Özellikle seçim sonrası birkaç gün sindirildikten sonra gerçekten o birkaç gün bayağı seçim öncesinde de şey seviyelere gelmiştik. Yani kritik böyle yağlardan arındırılmış bir şey noktasına gelmiştik. Neredeyse ki bıçak kemiğe dayanacak rakamlardı bazı şirketlerde. Hatta en beğenmediğimiz şirketlerde bile onu görmüştük. Bir tepki içerisinde. Tabii asıl resim seçimlerden sonra ortaya çıkacaktır, onu söyleyelim. Biraz tabii ABD'deki tarım dışı istihdam gibi konuların başka gelişmelerinde de tabii etkisi oluyor ama genel olarak şu anda sentiment tarafında genel görüntüdeki iyileşme daha da belirginleşti. Yine tabii alıcıların güç kazandığı seviyelerdeyiz. Yani burada seviyelere baktığımız zaman genel anlamda yani sentiment tarafında gerçekten çok güçlü seviyelere gelmiş durumda. Yani bakıyorsunuz sentiment de bir anda en alt seviyelerdeyken en üst seviyelere gelmiş. Ha tabii bu borsadaki hareketi de gösteriyor. Ama şimdilik biz temel bir sıkıntı olmadığı sürece genel seçimler sonrasındaki görünüme baktığımızda tabii ki önlemler gelecek hükümet tarafında ama şimdilik sanki rüzgar arkada görünüyor. Yine altını çizeyim. Nasıl sentimentin en diplerde olması kötü işaret etmiyorsa sentimentin ya da işte algının olumluluğun en yüksek seviyelerde olması da şu an için bize tek başına bir şey ifade etmiyor. Sadece modun ne kadar hızlı seyrettiğini, değiştiğini gösteriyor. Şeylerden sonra açıkçası bayramdan sonra bir pencere açılacak yine. Turizm sezonuna girilecek, jeopolitik gelişmeler bunlar izleniyor. Ve tabii ki dünyadaki gelişmeler ama Türkiye açısından da çok hızlı reaksiyon verildi bazı spekülasyonlara işte erken seçimmiş, şuymuş, buymuş, işte ekonomik program şimdilik sanki asayiş berkemal gibi görünüyor. Sentiment değeri yüksek hisselerde bizim beğendiklerimizden dikkati çeken Tüpraş'ı görüyoruz. Turkcell var, BİM var, bunlar dikkat çekiyorlar. Bankalar yine aynı şekilde yüksek
seyrediyor. Doğuş Otomotiv'i bu listede görüyoruz fakat biz şu anda ucuz bulmuyoruz onu, öyle ifade edeyim. Yani bankalar, Akbank olsun, Yapı Kredi, bunlar radara takılıyor. Sigorta şirketleri tabii takılıyor. Türk Sigorta ve Anadolu Sigorta. Öte yandan da işte bizim beğendiklerimizden Türksel, Bimaş, Tüpraş, bunlar takılıyor. Bir de tabii her zaman maviye olan ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Her ne kadar fiyatı da belli noktalara gelse de. Sıralamada dikkat çekenler, bizim beğendiklerimizden Ülker var. Öte yandan da tabii çimento şirketlerinden Akçansa ve Bobet, Boğaziçi Beton, ki sonuçları iyi gelmişti, dikkatimizi çekmişti. Onların da dikkat çektiğini görüyoruz. Emlak GEO'nun da dikkat çekenler listesinde olduğunu görüyoruz sentiment tarafında. Şimdi açıklanan karlara dönecek olursak, yavaş yavaş yine gelmeye başlıyor. Devam ediyor şirketlerin sonuçları. Burada Ege Profil güçlü bir net kar açıklamış ama güçlü bir fabrik açıkladı. Ama net kâra gelen noktada özellikle parasal kazançtan dolayı net kârı biraz düşük gelmiş durumda. Yani çok çok ucuz bir bölgede olan bir şirket değil ama sonuçları biraz karışık, yani tek başına olumlu ya da olumsuz demek zor. Ama biraz daha sanki negatif tarafı daha ağır basıyor şeklinde bir yorum yapabiliriz. Burada şimdi önümüzdeki dönemde tabii büyük hisseler dikkat olacak ama şimdi sorular gelmeye başlayacak yavaş yavaş. Yani nedir bu sorular? Ya küçük hisselere gelecek mi şey diye. Burada da biz sürekli bir araştırma içerisindeyiz. Lokman Ekim'i dile getirmiştik ama bu hisselerde çok hızlı hareketler olduğunu da altını çizelim. Yani Lokman Ekim kar sonuçlarını beğendik. Sonra şirketle görüşüp uzun vadede düşünebilecek bir şirket dedik tema olarak. Ama ne oluyor? Çok hızlı hareket ediyor. O yüzden bu tip hisselerde küçük hissede alacak, pozisyon alacak yatırımcıların daha çok uzun vadeli almaları gerekir. Geçen hafta bir şirkette daha görüştük. Kerevitaş, Yıldız Holding şirketi. Açıkçası operasyonlarını biz beğendik genel olarak, hatta markalarda şirket üzerinde. Yani aslında Kerevitaş'ta ciddi bir değer oluşmuş, bir fırsat görünüyor. Özellikle dondurulmuş gıda tarafında büyüme tarafı var, yağ tarafı daha istikrarlı, genel sonuçlar anlamında da. Tabii ki kritik soru Ülker Grubu, Yıldız Holding şirketi ve şey yapacak mı acaba, temettü verir mi? Bunun tabii net cevabı yok ama. Eğer temettü verir bir hale gelirse, ki Yıldız Holding'indeki iyileşmeleri düşündüğümüzde önümüzdeki dönemde küçük hisseler kategorilerinde sepetimizde koyabilecek. Yavaş yavaş o sepet oluşuyor. Yani işte sağlıkta Medical Park ve Lokman Ekim gibi, işte Kerevitaş Gıda da düşünülebilir ki Ülker devam ediyoruz beğenmeye. Şok tabii marketler tarafında beğenmeye devam ettiğimiz. Haftaya Salı'da sonuçlarını açıklayacaklar. O sonuçlardan sonra da tabii ki yine bakıyor olacağız. Hala enflasyona karşı korunaklı hisselerde olmakta fayda görüyoruz. Borsadaki işlem hacimleri şu anda çok çok radikal yükselişler yok. Ama temel gelişmelerle birlikte herhalde önümüzdeki aylarda orada da bir hareketlenme göreceğiz. Yabancıların daha aktif hale gelmesi, genel istikrarın sağlanmasından sonra olacaktır ama birçok haber akışı da var, onu da söyleyeyim. Dün Vestel Elektronik işte sonuçlarını açıklamıştı, onunla ilgili yorumumuzu da yaptık. Burada haberler çıkıyor ama tabii yani bunun özellikle yurt dışında iş yapan şirketleri var Vestel Elektronik'in. Dediğim gibi burada Vestel Hollanda İsveç merkezli bir şirketi almış diye bir haber var. Bunun detaylarına bakabiliriz. Ama ne anlamla aldı? Bunları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Avrupa'da bir şirket alıyor aslında. Yani bu ne şirketidir, ne değildir? Bunlara biraz daha detaylı bakacağız ama Vestel Elektronik'teki olay tema olarak, Vestel Beyaz Eşya zaten temiz bir şirket.
Vestel Elektronik'te de önemli gelişmeler olabilir önümüzdeki dönemlerde. Yani orada da ciddi planlar var. Eurobond ihraç planları var SPK'da bekleyen. Orada da hareketli bir dönem önümüzdeki günlerde olacak. Emtia tarafı şimdilik hareket yok ama orada da bekliyoruz. Bir hareket olur mu diye. Erdemir'le ilgili daha önümüzdeki haftalarda sizle görüşlerimizi yine paylaşıyor olacağız. Beklentilerimizle ilgili. Şimdilik benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.